Merhaba, adım Yağmur Zerkol, 30 yaşındayım. Aslen Manisalıyım, eşim Zonguldaklı. Çok sıkı moda takipçisiyim. Moda konusunda her şeyi takip ediyorum. Göz zevkime güveniyorum. Farkım tarzım diyorum. Gelin evinde 28. haftanın final günü Bursa'da Yağmur Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Yağmur Hanım. Efendim. Nasılsınız? Ah, pardon. Ne oldu Yağmur Hanım? Düğmem koptu. Bakın düğmeniz şurada. Konuklarınız da geldiler. Kapıyı açsanız iyi olacak Yağmur Hanım. Evet. Düğme için de nazar çıktı diyelim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Yağmur Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de. Tablonuz? Evet. Çok güzel, büyük, harika. Teşekkür ederim. Düğün salonumuzun bir hediyesi. Hediye diye verdiler ama biraz para aldılar. Biz de çok şaşırdık. Ama güzel olduğu için o paraya değer. Oğlumuzun albümü herhalde. Evet, sizi beraber karşılamak istedik. Bugün size beraber de bir sürprizimiz var. Sabırsızlıkla bekliyorum o zaman. Evet, salonunuz neredeydi? Aa, hadi anlamadım. Şöyle buyurun, sizden geçeyim. Kızlar sabırsızlandı. Yağmur Hanım. Buyurun. Gülşah Hanım'dan olumlu yorumlar aldınız bile. Ne diyorsunuz? Bugün size hep olumlu yorumlar yapılır mı? Ben evime çok güveniyorum çünkü hepsi benim zevkim. Göz zevkime de çok güveniyorum. Renk zevkime de çok güveniyorum. Bugün onları harika bir ev bekliyor. Peki bugün konuklarınıza sizin sürprizleriniz olacak mı? Benim için bugün çok özel. Bu yüzden yeni tanıdığım arkadaşlarımın da yanımda olmasını istiyorum. Yağmur Hanım, gelinlerimizin yanına geçin ve gelin evinde final günü başlasın. Gelinlerimiz Yağmur Hanım'a nasıl bir hediye veriyorlar? Hemen açmak istiyorum çünkü çok merak ettim. Ay bunlar... Gelinlerimizin salon dekorasyonuna yorumları neler oluyor? Ben avantgard mobilyanın kullanıldığı yerde bu tarz masaları kesinlikle beğenmiyorum. Benim de TV ünitesi hoşuma gitmedi çünkü biraz şey kaçmış. Çok dikkatli bakmıyorsunuz bence bugün. Haksız eleştiri yapıyorsunuz şu anda bana. Ne yani, benim paketlerimi çöp olarak mı görüyorsunuz? Ben çok takıntılıyım. Şu perdenin bir parçasını perdecimden alıp uzun bir zaman şöyle karşımda tutup... Bu kadar takıntılı olduğunuzu tahmin etmiyordum yani. Bu mobilyanıza niye bir abajurlu avize tercih ettiniz? Daha romantik değil mi? Yağmur Hanım'ın yatak odası beğenilecek mi? Bunlara bir sürpriz yapayım dedim ve danteli patlattım. Gelinlerimizin mutfak yorumları neler olacak? Ama ben buzdolabı göremiyorum mutfağınızda. Bilin bakalım nerede? Gelinlerimiz düğün görüntülerini izleyecekler, neler söyleyecekler? Çok değişik. Kıyafetlerle girdiler içeri ama. Evet, ben seçtim hepsinin kıyafetini. İki kişi gelin ve damat olur, makyajlar yapılır. Bayağı eğleniyoruz yani. Bizim için en önemli olay bu. Gelin coştu. Yani düğün bence böyle olmalı. Hepsi ama hepsi az sonra. Tekrar hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk evime. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün sakarlığım üstünde. Size de bir şey yaparsam kusura bakmayın. Sabah bir tuzluk kırdım ve bardak da kırdım. Bir de size gelirken kapıyı açmaya düğmem koptu. Sakın düğmeme mani vurmayın. Olsun, nazar çıkmıştı. Evet, siz geldiğinizden beri de elimde tutuyorum kaybetmemek için. Bunu geçmeyeyim dedim.
Bu arada Gülşah Hanım, elinizdekini çok merak ediyorum. Evet. Yağmur Hanım, hediyenizi biz de çok merak ediyoruz. Bir tahmin alalım o zaman sizden. Yani kutudan hiçbir şey çıkaramadım. Hediyenizi vereyim o zaman ben size, fazla merakta bırakmadan. Hemen açmak istiyorum çünkü çok merak ettim. Çok severim hediyeyi. Eşime de duyurulur buradan. Devamlı almıyor galiba size hediye. Yani ne kadar söyleseniz de boş. Dün Özlem Hanım'ın söylediği gibi erkeklere biz hatırlatıyoruz, fazla hatırlatıyoruz evet. Herhalde. Bu sefer hiç yapmıyorlar. Ben de saldım artık. Yağmur Hanım, Zeynep Hanım gibi paket kağıdı saklama alışkanlığınız var mı? Yok, içindekine daha çok değer veririm ben. Paket saklama alışkanlığım yok. Evde çöp biriktirmiyorum kesinlikle. Ne yani, benim paketlerimi çöp olarak mı görüyorsunuz? Ben çok takıntılıyım. Yani temizlik konusunda çok detaya iniyorum. Zaman geldiği zaman size bazı şeyler de anlatacağım. Ay bunlar. Gerçekten ben de çok takıntılıyım ve gerçekten market fişlerini bile saklarım. Yok asla. O kadar bunlar, takıntılıyım ben de. Bunlar çok güzel. Hep isteyip de alamadığım. Ben kek yapmayı çok seviyorum. Kilomdan da belli oluyordur zaten. oğluma yeni yeni kekler deniyoruz. Anne keki diye. Bunlardan hiç cesaret edemedim. Kullanmayı bilmiyorum diye. Ama sizin için öğreneceğim. Söz veriyorum. Neler almışsınız, neler? Yağmur Hanım hediyesini kullanarak artık çeşit çeşit kek pişirir hanımlar. Kızlar, ben hemen bunları götürüyorum. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yağmur Hanım hediyesini kaldırırken gelinlerimiz de yorumlara başlıyorlar. Kızlar, peki salonu nasıl buldunuz? Çok renkli. Benim hiç kullanamayacağım bir salon ama güzel olmuş, her şeyi uydurmuş. Dün kullanamayacağınızı gördük. Evet. Duydum kızlar sizi. Biz de tam sizin dedikodunuzu yapıyorduk. Evet. Salonum çok renkli değil. Şöyle bir bakarsanız sadece benim kullandığım aksesuarlarım renkli. Çok araştırma yapıyorum. Hatta uzun bir zaman şu perdenin bir parçasını perdecimden alıp uzun bir zaman şöyle karşımda tutup saatlerce ona baktığımı biliyorum. Sıkılır mıyım, sıkılmaz mıyım diye. Çok takıntılı olduğumu söylemiştim, dile getirmiştim. Evet. İşte bu da benim takıntılarımdan bir tanesi. O kadar takıntılı olduğunuzu tahmin etmiyorum. Yani perdeye uzun süre bakıp. Evet, hatta birçok şey anlatacağım bugün size, inanamayacaksınız. O zaman eşyalarını seçerken aceleye getirmediniz. Hiç aceleye getirmedim sizin gibi. Hatta ben asla hiçbir eşyamı bir başkasına ne telefonla çektirip göndertirdim ne de başkasının benim adıma karar verip almasına izin verdim. Kesinlikle eşime sormadan bütün eşyalarım, her şey benim zevkime. Ama eşim de çok beğeniyor. Birlikte karar vermediniz yani? Yok, hayır. Sadece benim zevkim. Sıra geliyor dekorasyon yorumlarına. Bakalım Yağmur Hanım'ın salonuna hangi yorumlar gelecek? Ben halınıza değineceğim. Çok beğendim halınızı. Renkleri de uymuş koltuklarınıza. Çok fresh duruyor. Hani ferah. Yağmur Hanım, halınızın fiyatı nedir peki? Asla ben fiyat konusunda hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bana eşim ya katalog getirir ya da birçok yerde arkadaşı var. Zaten İnegöl'deyiz. Ben oradan seç beğen al yapıyorum hemen. Eşim ben beğendikten sonra fiyatına çok fazla önemsemiyor. O yüzden bana da fiyatlarını pek söylemez. Anladım. Finansal kısmına pek ilgilenmiyorsun. İlgilenmiyorum. Evet. Ben daha çok güzelliğiyle, görselliğiyle ilgileniyorum. Anladım. Burada sürekli mi oturuyorsunuz? Ben sürekli salonumda oturuyorum. Evet. Ben sürekli oturulan yerlerde bu kadar ağır mobilyaları kullanmayı tercih etmiyorum. Ki hani bu mobilyaların rengi ve modeli benim tarzıma uymuyor. Size şöyle bir açıklama yapayım o zaman ben. Bu avantgard değil tam olarak. Avantgard'ın biraz daha modernize edilmiş hali. Ben başka bir odada oturmuyorum. Çünkü başka oturabileceğim bir oda yok. Üstelik benim çok fazla misafirim gelmez. Ve evime en kalabalık gelen kişi şu anda sizlersiniz. Ve ben o yüzden çok mutluyum. Ama iyi, hani günlük oturulan yer daha rahat etmeyi sevdiğim için bunlar biraz sanki daha ağır kaçmış. Şekerlik ve yine çiçek görüyorum, almak istiyorum. Şöyle, bu düğün çiçeğinizdi galiba. Evet. Şekerliğinizi sormak istiyorum ama sözünüzde mi geldi? O ilk tanışmada geldi. Bizde ilk tanışmada da çikolata gelir, çiçek gelir. Allah'tan içi boş, senden gibi dolu değil. Zeynep Hanım burada da bana bir laf attı. Her zaman gününde de unutmuyor.
Özlem Hanım neler söyleyecek bakalım. Ben masa örtünüze bakmak istiyorum. Tabii buyurun. Boncuk işi yine. Evet. Güzel olmuş. Hani mobilyanıza da uydurmaya çalışmışsınız. Boncuklarla daha modern bir hava katmışsınız. Dantel göremedim zaten burada. Kim bilir, belki ilerleyen saatlerde görebilirsiniz. Gerçekten mi? Ben salonumda dantel sevmiyorum. Onu bir renk katmak için koydum oraya. Selda Hanım'dan bakalım hangi yorumlar gelecek. Avantgard mobilya kullanmışsınız. Ben Avantgard mobilyanın kullanıldığı yerde bu tarz masaları kesinlikle beğenmiyorum. Ayaklarına uygun daha iyi masalar vardı. Bir de hediye aldığınızı söylemiştiniz ya. Hani mutlaka bu Avantgard'ın içinde buna ayarlanmış bir sehpa vardır diye düşünüyorum. Avantgard değil mobilyalarım. Avantgard'ın modelinize edilmiş hali. Fark etmediniz ama benim TV ünitem de evet, Avantgard değil. Dönüşlüğünüz de gene evet, farklı bir şey. O yüzden onlarla onu karıştırmayı çok seviyorum. Bu zaten dünyada bir moda. Acaba Yağmur Hanım'ın televizyon ünitesine hangi yorumlar gelecek? Gümüşlüklerinizi ayırmanız TV ünitenizi daha küçük ve odaya göre daha basitleştirmiş. Benim de TV ünitesi hoşuma gitmedi. Çünkü biraz şey kaçmış. Hani spor kaçmış tek baktığımda TV ünitesine. O da bu spor bir parça değil göre. Aslında dikkatli bakarsanız. Çünkü oymaları var onun ve üzerinde taş desenleri var. Sporda asla taş kullanılmıyor. Çok dikkatli bakmıyorsunuz bence bugün. Küçük hepiniz olduğu için diyorum ben. Acaba final diye heyecandan mı? Çünkü ben sizin bu kadar üzerinize gelmemiştim. bence haksız eleştiri yapıyorsunuz şu anda bana. Konuştum mobilyalarınız hakkında ama fiyatını sormadım. 2 sene önce TV ünitesi ve koltuklarımı 6.000-6.500 civarı falan almıştık. Mobilyaların fiyatı uygun mu Gülşah Hanım? Bu mobilya için uygun. Ben ünitenizde bir şeyler görüyorum. Onları almak istiyorum izninizle. Tabii. Zeynep Hanım hangi aksesuarları merak etti acaba? Ben burada bir boks yapan görüyorum. Gelinin damadı demesi gibi bir sorun var. Bu bir mesaj mı Yağmur Hanım? Yani sürekli göz önünde olduğu için bir mesaj tabii ki de. Gençken böyle ama yaşlıyken öyle olacağız. Ben onu da alabilir miyim peki? Tabii. Çünkü onlar ayrılmaz bir ikili. Gerçekten güzelmiş. Bu yaşlı Yüksel ve Yağmur, onlar da genç olanları. Ben yine Allah lafzı görüyorum. Çok beğeniyorum. Evin dekorasyonu evet, çok şık ve güzel duruyorlar. Salondaki çiçekler Selda Hanım'ın dikkatini çekiyor. Yağmur Hanım, salonunuzda çok fazla çiçek var. Çok fazla derken özel anlamları olan çiçeklerim var benim. Bir tanesi isteme, bir tanesi de yine tanışmaya gelinen çiçek. Ben şuradaki çiçeğinizi merak ettim ama çok güzel duruyor. Rengarenk böyle. O da annemin hediyesi. Çerçeveler görüyorum. Onlar kim peki? Bir tanesi benim. Bayağı sarışın hali. Evet. Seneler öncesine ait. Bir tanesi de ablamın kızı, mezuniyeti. Ben sarışın demişken burada da bir fotoğraf görüyorum. Onu da almak istiyorum ama şöyle. Evet, o da sarışın halim. Bir de bunu buldum ben. Semazenler. Gerçekten seviyorsunuz herhalde böyle şeyleri. Çok seviyorum. İzlemeyi de çok seviyorum. Mevlana'yı okumayı da çok seviyorum. Evet, orada da kitaplarınız da var zaten. Evet. Yağmur Hanım, o kadar çok aksesuarınız var ki incele incele bitmiyor. Evet. Yani artık şöyle gözümü gezdirmekten yoruldum. Yağmur Hanım'ın perdeleri beğenilecek mi bakalım? Ben perdelerinize değinmek istiyorum. Hiç değinmeyin. O perdelerden yana çok şanssızım ben. Değinelim. Olsun, biz değinelim yine. Fon kullanmışsınız. Evet. Püsküllü bir fon kullanmışsınız. Püskülü pek tercih etmiyorum. Yani ben sevmiyorum. Bilmiyorum sizin zevkinizi. Sizin zevkiniz. Türünüzü beğendim ama fonlardaki püskülü beğenemedim. Ama rengi salonunuza gerçekten yakışmış. Tülünüzü düz kullanmayı tercih etsin. Yani düzden ziyade ortadaki şeritler
belki fonun şeritlerinden olsaydı bir takım gibi dururdu. Yağmur Hanım, perdelerle ilgili nasıl bir talihsizlik yaşadınız peki? Başıma gelen talihsizlik tüllerle alakalı. Ben bu tülleri ikinci sefer tekrar diktirmeye zorunda kaldım. Birinci diktirdiğim tüller kayboldu. Perdelerimizi aldık, çarşıda gezdik, yemeğimizi yedik falan filan, eve geldik. Biz onları koyduk diye hatırlıyoruz çeyizin içine. Sonra bir hafta kala bizim çeyizlerimiz açılır. Arıyoruz arıyoruz, perde yok. Tabii o saatten sonra istediğiniz çarşıda, istediğiniz esnafa gidin, perde mi kalır? Evet. Gittik, tekrardan yaptırdık. Bakalım Yağmur Hanım'ın aydınlatması nasıl bulunacak? Avizenize de pembe böyle güller kullanmışsınız, pudra rengi. Ama keşke onlar olmasaydı, daha güzel olurdu. Çünkü burada zaten içeride çiçek çok. Ve mobilyalarınız biraz avantgard. Fiyatı ne kadar peki? Sanırım 220-225 falandı. Bu mobilyanıza niye bir abajurlu avize tercih ettiniz? Daha romantik değil mi? Yatak odası abajuru olur ya genelde koyarız. Yo, o çok romantik bence. Ben baktıkça çok romantizm yaşıyorum. Salonunuzda çok romantizm yaşıyorsunuz. Yağmur Hanım romantik olduğu melekten de belli. Eros mu o? Sanırım Eros. Evet. Hediye mi? Hediye değil, kendim aldım. O zaman fiyatını biliyorsunuz. Çok para ödedim ben. Bence çok para. 50 lira aldılar benden. Mobilyasında kendine çok güvendiğini söylüyor. Fakat biz ona eleştiri yaptığımızda bizim eleştirilerimizi kabul etmiyor. Salonda kullandığı mavi ve turkuaz renkleri benim enerjimi sıfırlıyor. Salonda çok detay var ve bu insanı yoruyor. Gelinlerimizin yorumları bittiyse ev gezmesine gidelim mi Yağmur Hanım? Kızlar, artık isterseniz ev gezmesine başlayalım. Evet, merak ben çok sorumsuzlanıyorum. Buyurun o zaman. Gelinlerimizi Yağmur Hanım'ın yatak odasında buluyoruz. Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım yatak odasına hangi yorumlar gelecek? Ben yatak odanızdan başlamak istiyorum. Dantel gördüm, çok mutlu oldum. Evet, bunu dantel sevenler için hazırladım. Bunlara bir sürpriz yapayım dedim ve danteli patlattım. Evet, çok güzel olmuş. Fuşya ile uyumu da çok güzel olmuş. Beğendim. Yatak örtüsünü siz beğendiniz mi Selda Hanım? Şöyle baktığım zaman danteli gerçekten güzel kullanmışsınız. Anne el emeği o. Annemin özel bir hediyesi bana. Kullanmayacağı birçok şeyi biz geliyoruz diye kullanmayı tercih etmiş. Aslında bu hareketi kendine güvenmediğini gösteriyor. Şapkalar görüyorum ben. Hı hı, 12 an şapkam. Size çok yakıştı. Şurada ben bir tane daha görüyorum. Bunu da bir tarafınıza takın. O da kuzenlerin bekarlığa veda gecesi yapmışlardı Bursa'da bir mekanda. Aynen bu şekilde onlar aldılar bana. Küçük bir hediye paketi görüyorum. Bunun özel bir yatak odasında olduğuna göre özel bir anlamı var herhalde. O benim için dünyadaki her şeyden çok 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 özel. Eşim onun için de bana şu kolyeyi yaptırmış. Anne çocuk. Gerçekten çok güzel bir kolye. Uğur kolyem, hiçbir zaman çıkartmıyorum. Bunun içinde evet, hediye evet geldi. Yağmur Hanım'ın perdeleri beğenilecek mi bakalım? Perdenize değinmek istiyorum. Yine fonlarınız yatak örtünüze uymuş. Hı-hı. Beğendim. Odanızı da açmış. Odanız beyaz olduğu için çok güzel patlatmış rengi. Özlem Hanım, aydınlatma için ne söyleyeceksiniz acaba? Avizenizin fiyatı ne kadar? O da odanıza çok güzel uyum sağlamış. Avizemin fiyatını yanlış hatırlamıyorsam 220-250 civarında almıştım. Evet. O avize için çok gezdim. Peki bu yatak odasını ne kadar aldınız? Yatak odasını büyük bir pazarlık sonucu 5,5 milyar aldık.
Bakalım yatak odasının halısı beğenilecek mi? Yağmur Hanım, ben halınıza değinmek istiyorum. Fuşya'yı, canlı renkleri gördüğüm bir yerde ve fuşya ile beyazı çok yakıştırdığım bir odada bu lilayı ve gri tonunu kesinlikle görmek hoşuma gitmedi. Bilmiyorum sizin zevkiniz nedir ya da onu oraya atarken ne düşünerek serdiniz? Ben çok beğenerek aldım ve onları değiştirmeye asla düşünmüyorum. Bağımlıyız birbirimize neredeyse ve çok zor buldum onları. O yüzden benim için çok kıymetli. Biz eleştiri yaptıkça giderek sinirlenmeye başlıyor, fark ediyorum. Her şeye cevap vermesi, kendini bir şekilde sürekli anlatmaya çalışması, sürekli bir konularda kendi fikrini ön planda tutmaya çalışması bence evine gelen misafirleri bu şekilde bana göre terslememeli, bizim fikirlerimize de saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Yağmur Hanım, yatak odası yorumları bitti galiba. Hanımlar, eğer yorumlarınız bittiyse evimizi gezmeye devam edelim. Edelim. Bakalım gelinlerimiz şimdi nereye gidecekler? Gelinlerimiz şimdi de Yağmur Hanım'ın mutfağındalar. Kızlar, burası da benim mutfağım. Bakalım Yağmur Hanım'ın mutfağı beğenilecek mi? Dolaplarımı daha yeni yaptırdım. Dolaplarınız güzel olmuş. Küçük bir mutfağınızın olmasına rağmen yeri çok güzel kullanıp dolaplarınızı çok güzel yerleştirmişsiniz. Ben de fayanslarınızı çok beğendim. Mutfağınıza uyum sağlamış, karışık bir görüntü olmamış. Ben de sade ve şık olmuş. Zeynep Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben de Ezgi'nin üstünde çok şey görüyorum. Evet. Ve kalabalığı kendilerinde de söylemiştim sevmediğimi. O yüzden de Ezgi'nin üstünde bu kadar olmasını beğenmedim. Ben burada ankastre takımı görüyorum. Bunu da siyah tercih etmişsiniz. Evet. Ne kadar aldınız? 3,5 milyar falan. Bulaşık makineniz de var burada. Bunun fiyatı nedir? Bulaşık makinemin fiyatını bilmiyorum. Eşim bekarlığında kullanan bir bulaşık makinesi bu. Ama ben buzdolabı göremiyorum mutfağınızda. Bilin bakalım nerede? Dolabın içinde. Burada mi? Herhalde. Büyük bir dolap çünkü. Evet. Evet. Ben bak dolap bu galiba. Evet, buzdolabım orada. Ben mutfak halınıza değinmek istedim. Buyurun. Sizin de galiba benimki gibi mutfak halısı değil halınız. Baktığım zaman daha böyle oturma odalarına, salonlarına yakışacak bir halı. Evet, ben sizin gibi takıntılı bir hanımefendinin bu mutfakta bu kadar büyük halıyı kullanmasını uygun bulmadım. Kestirebilirdiniz. Bulmamanız çok normal. Şimdi böyle bir yanlışlık oldu. Ben bu halıyı hiç kullanmadım. Siz bugün geliyorsunuz diye serdim. Mutfakta çok büyük bir renk karmaşası var. Mutfak zaten küçük, her tarafı dolap dolu. Şu 3 tane aynaya değinmek istiyorum. Evet. Onları ben pek orada sevemedim. Çünkü renkleri belki güzel olmuştur ama kare kare küçük küçük olduğu için biraz mutfağınızı bozmuş gibime geldi. Yağmur Hanım, ben perde göremedim. Ocağım camıma çok yakın ve eşim ısrarla oraya stor yaptırmamızı söylüyor. Ben de perdeyi sevmiyorum mutfakta. Görüyorsunuz bir sineklik orada. Evet. Zaten sineklik perde görevi görüyor şu anda. O yüzden pek ihtiyaç duymuyorum. Anladım. Ben dolaplarınızın modellerini beğendim ama bu kadar çok dolap olması zaten küçük mutfağınızı daha da çok küçük göstermiş. Size bir şey söyleyeyim, biraz çoktu çeyizim. Hep bazaların altındaydı. Dedim ki Yüksel, ben bu bazaların altından çok sıkıldım. Aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. O yüzden bu kadar çok yaptırdık. Hemen masa düzenine geçelim. Size bir sürprizim var demiştim. Onu yapmak için çok sabırsızlanıyorum. Buyurun. İkramda yoktur, üstüme güvenirim. Ben zevkime. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Gelinlerimiz Yağmur Hanım'ın ikram masasına geliyorlar. İkram masası da güzelmiş. Benim peçeteliklerime benziyor dünkü. Hanımlar, Yağmur Hanım nerede biliyor musunuz? Bize bir sürprizi vardı ama herhalde sürprizi yapmak ya da evet, biz de merakla bekliyoruz ne olduğunu. Kızlar, bakın size kimi getirdim. Yağmur Hanım minik oğluyla gelinlerimizin yanına geliyor. Bu Alim Yağız, tanıştırayım. Merhaba. Merhaba de anneciğim.
Minik yakışıklı. Evet. Şaşkın bakışlar ardında. Kızlar, size sürprizim sadece bu değil. Şimdi bunu size emanet ediyorum. Hemen geleceğim tekrar. Yağmur Hanım'ın sürprizi ne acaba? Yağmur Hanım'a benziyor sanki biraz. Babaya da benzemiyor, babasına benziyor. Ten rengi biraz andırıyor anne. Evet. Ten rengi annesine benziyor. Evet, Gülşah Hanım'la da ilgili. Sen annenin masasını mı merak ettin? Anne şu an dinliyor. Şu an hiç ilgisi bizde değil. Anneme bir nerede bu kadar? İyi ki doğdun Halim'iz. İyi ki doğdun Halim'iz. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki yıllar sana. Anlayamıyor. Öf! Öf annem. Halim Yağız'a biz de mutlu bir yaş dileriz. Bir yaşında. Evet kızlar, bizim ilk doğum günümüz bugün. Ve özel bir güne denk geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Fakat Ramazan biliyorsunuz. Evet. İftarımızdan sonra belki pastayı da yeriz. Teşekkür ederiz. Bundan güzel organizasyon olamazdı herhalde benim için. Çok değerli. Evet. Programda kutlamak istedim. Halim Yağız 10 yaşına geldiğinde onu seyrettireceğim. Çünkü o zamanlar daha iyi anlayacak. Bu fırsat kaçmazdı ikimiz için de. Ben de değerlendirdim. Oğluma küçük bir parça tattırmak istiyorum. Çünkü ilk pastası. İsterseniz bir dilim keselim. Evet, hep beraber tutalım. Anneciğim, evet. Bunlar hep senin için tatlı. Alim Yağız çok şanslı, farklı bir doğum günü kutluyor. Evet, bence de. İleride ona çok güzel bir anı. Milyonlar seni izleyecek annem. Al bakalım. Sağlıklı ömürlerin olsun kızıcığım. Beğendin mi? Bravo! Aferin Halim Yağız'a. Pastasını babası yaptırdı bu arada. Ona da teşekkür ediyoruz değil mi Oğluş? Babaya da buradan elimizi sallayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Öpücükler. Allah sağlık ve uzun ömürler versin inşallah. Çok güzel bir gün oldu bence. Evet. Bütün evlatlarımıza hayırlı, amin, uğurlu, milletine, vatanına, bayrağına bağlı bir genç olur, evet, inşallah. İnşallah. Bütün inşallah. Ümidim o. Dış ses, sizden çocuğumu pastasını yedirmesini rica etsem. Elbette Yağmur Hanım. Gel bakalım Halim Yağız. Yağmur Hanım'ın oğlunun doğum gününü gelin evinde kutlaması çok güzel fikir. Ve kızlar, size Halim Yağız'ın bu kez bir hediyesi var. Doğum gününde bulunduğunuz için. Şöyle hemen vermek istiyorum. Yağmur Hanım, gelinlerimize nasıl bir hediye verecek bakalım. Buyurun. Teşekkürler. Baktıkça benim oğlumu hatırlayın. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir hediye oldu bizim için. Çok sağ olun. Şöyle hemen açayım. Çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederiz. Şöyle kokulu bir sabun. Evet. Güzel bir havlu. Gerçekten çok güzel bir havlu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok ince düşünmüş. Çok beğendim ben hediyesini. Acaba Yağmur Hanım'ın masa düzeni beğenilecek mi? Ben masa düzeni uyumunuzu beğendim. Gümüş bardaklar. Tabaklarınızda da şu şekilde yine gümüş detaylar var. Gayet şık duruyor. Çatal bıçağınızı da buna uydurmuşsunuz. Çatal bıçağımda yağmur damlaları var. Yağmur koleksiyonuydu bu. İsmime özel aldım. Ne kadara almıştınız? Ben 18 yaşındaydım. İlk çalışırken kendi maaşımla aldım bunu. Yemek takımı vardı içinde. Tencere takımları, kahvaltı takımları. 2800 falandı. Yağmur Hanım'ın çatal bıçak takımı bakalım beğenilecek mi? Çatal bıçak takımınızı beğendim ama çok soluk duruyor bu alt kısmı. Çünkü altı krom, üstü gümüş. Özelliği o. Keşke hep böyle olsa, bu renkte açık olsaydı. Çünkü burası bana çok koyu geldi ve hani çok renk bozuyor yani. Benim elimde tutunca gözüm yorar yani. Burası parlak, burası koyu. Ben sıkılırım böyle. Ben masaya yakıştıramadım çünkü tabakları daha desenli.
Belki daha düz bir bıçak takımı kullansaydı daha güzel olurdu. Tabaklarım desenli değil gördüğünüz gibi. Sadece bunlar beyaz. Beyaz ama deseni belli oluyor. Hı hı. Hani. Ve çok kibar. Sadece gümüşleri biraz belli oluyor. Yağmur Hanım'ın bardak takımı beğenilecek mi acaba? Bardaklarınız masanıza uymuş, griler kullanılmış, kadeh ve su bardağı masanıza uymuş. Teşekkür renkleri. Ederim. O da annemin tercihi, annemin hediyesi. Masa örtüne de bakıyorum. Peçeteliklerine takım yine galiba. Yine incili, taşlı. Çok hoş duruyor. Daha doğal, daha sade. Gayet şık olmuş bence. Tabaklarınıza da masa örtüsü uyum sağlamış. Gelinlerimizin yorumları bitti Yağmur Hanım. Şimdi müsaade ederseniz eşimle nasıl tanıştım, bugünlere nasıl geldik onu konuşalım. Hadi buyurun oturalım. Gelinlerimiz düğün görüntülerini izleyecekler, neler söyleyecekler. Çok değişik. Kıyafetlerle girdiler içeri ama. Evet, ben seçtim hepsinin kıyafetini. İki kişi gelin ve damat olur, makyajlar yapılır. Bayağı eğleniyoruz yani. Bizim için en önemli olay bu. Gelin coştu. Yani düğün bence böyle olmalı. Yağmur Hanım'ın kına kıyafeti beğeniliyor mu? Bu tarz ağ kesimleri ben uzun boylulara yakıştırıyorum. Gelinlerimizin albüm yorumları neler oluyor? Şu fotoğrafınızı beğenemedim. Çok sert çıkmışsınız bu pozunuzda. Siz tamamen siyah görünüyorsunuz benim gözüme. Teşekkür ederim. Bakalım Yağmur Hanım evliliğe giden süreçte neler yaşamış? Nasıl tanıştınız Yağmur Hanım? Ortak arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. Normalde arkadaştık. Bayağı uzun bir zaman arkadaşlık yaptık. Çok iyi anlaşıyorduk. Yüksel çok sakin biri. Ben onun yanında biraz huzurlu oluyordum. O dönemlerde babamı kaybetmiştim zaten. Ben Allah'a hep şu şekilde dua ediyordum. Lütfen bana babam gibi bir eş nasip et. Gerçekten bu çok içten istenildiği zaman kabul oluyor. Ben buna inanıyorum. Yüksel de aynı babam gibi. Çok huzurlu, sessiz, sakin. Eşimle daha önceden tanışıyoruz demiştiniz. Evet. Peki bu arkadaşlık nasıl aşka dönüştü? Biz beraber çok zaman geçirmeye başladık. İnegöl'den gelip Bursa'da yemek yiyorduk, sohbet ediyorduk, dertleşmeye başladık. Ben anlatıyordum sorunlarımı, o hep dinliyordu. Sonra kendisi bir gün şey dedi bana, evlen benimle mi? Evlensen Allah benimle dedi. Nasıl yani dedim. Ondan sonra işte ben senden hoşlanıyorum. İşte idealimdeki kadın, evlenmek istediğim kadın sensin dedi. Bana böyle bir açıldı. Peki sonra siz ne hissettiniz? İlk başta tabii arkadaşım, ona karşı sadece arkadaşlık duygusu besliyorum. Sonra ben eve gittim. Şöyle bir oturdum düşündüm, nasıl olduysa beni kandırdı. Bir sene içinde isteme, evlilik, çocuk falan, yani ben bile inanamıyorum hala. Sizin o evlensene la benimle dediği yer var ya, orada ne tepki verdiniz yani, hani onun cevabını ne zaman yani verdiniz? Yani çok kaba bir tabir olacak, oha dedim yani ben önce. O da gülmeye falan başladı. Çok güler zaten kendisi, hiç somurtmaz. Sonra dedim bu böyle olmaz, ben süper bir evlilik teklifi bekliyorum. Hayalimdeki asla böyle değil. Sürekli buna yeniledim. Aynı sizin eşiniz gibi sürekli söylediğim için asla bir evlilik teklifi almadım. Arada yüzükler getirirdi ama kesinlikle benimle evlenir misin demedi. O evlensen Allah benimle kaldı yani. Siz de evlilik teklifi almadınız yani. Almadım ve hala bekliyorum. Evlenmişsiniz, boş verin.
Yo, öyle bir anı yaşamak istiyorum tekrardan. O heyecanı yaşamak istiyorum. Yağmur Hanım, eşinize bir de gelin evinden seslenseniz. Beni seviyorsun biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Eminim ki sen benim hayalimdeki evlenme teklifini yapacaksın. Eminim ki dediniz değil mi? Evet, eminim ki. Ben yine alttan alttan çalışmalara başlayacağım. İnşallah diyelim o zaman. İnşallah. Yağmur Hanım bizlere ne izletecek bakalım. O zaman isteme ve nişanın bir arada olduğu onları da göstereyim size. Şimdi ben yine çok duygulanacağım ama ağlamak istemiyorum. Resimdeki babanız mıydı? Evet. Ne zaman babam desem duygusallaşıyorum. O anda yine aynı şey oldu. Ama bu sefer gözyaşlarıma hakim oldum. Bu da babaannem. Beyaz bir elbise giymeyi tercih etmişsiniz. Ablam aldı onu bana. Büyük ablam, Arzu ablam. Dedi ki, yine çok duygulanıyorum, sesim titriyor farkındaysanız. Hayatım boyunca hep böyle saf ve temiz kal dedi. Bu amcanız mı? Hayır, büyük babam o. Annemin babası. Genç değil mi? Maşallah, evet. Kızlar, isterseniz eşimin geldiği yerlere geçelim. Hoş geldin. Geldiler. Bu arada bohçalar falan da getirildi. Her şey, nişana ait olan ne varsa getirildi. Ne dağıtıyorsunuz peki? Lokum dağıtıyoruz biz. Ve lokum önce su vermeden önce dağıtılır bizde. Önce su verdiğin zaman misafirlere bizde soğukluk getirir anlamına geliyor. O yüzden tatlı ikram edilir ve o lokum yenir, kesinlikle atılmaz. Bu bir adet o zaman. Evet. Kızlar, bizde adettir, istemeye gelindiğinde kız tarafı damat tarafından ne istiyorsa söyler. Bu bir sözdür yani. Ne verdiysen o sözü tutmak zorundasın. İsterseniz size orayı açayım. Tabii. 3 tane ama 4 tane bilecek. Bir tane set miydi? Evet, ne dediniz set. Yardım et bak. Amca bilmiyor. Büyük babam bu. Onu ezberlettiler önceden. Ama yaşlılık işte unutuyor. İşin ilginç tarafı, bir de beni hani verdim gitti hayırlı olsun falan demeden direkt bileziklere geçti. Annemler de dürtüyorlar. Baba, kızı vermedin. Hani niye bilezikleri sayıyorsun diye. Onları kabul etmezse kızı vermeyecek o yüzden. Duymuyor onları. Hala sıralıyor yani. 4 bilezik 1 set. 4 bilezik 1 set. Evet, gayet siz onları yani, bizde isteyen ve istenilen kişiye havlu koyulur. Aslında tam adetimiz, koltukta oturulmaz, yere diz çökülür. İki tarafta yere diz çöker, öyle istenilir. Ama burada o adet atlandı. Kahveler kızlar. Eşinize tuzlu kahve verdiniz mi? Verdik tabii. Bizde kesinlikle atlanmaz ve o kahve içilir. Hepsini içtim sonuna kadar. Hepsini içmedi. Yine oradan birisi çıktı, bırak oğlum diye. Kızlar, isterseniz yüzüklerin takıldığı yere geçelim. Yüzükleri kim takıyor? Eniştem, büyük ablamın eşi. Pastamız da kesildi. Şimdi ona geçelim. Pasta sizin seçiminiz miydi? Yo, hayır. Yüksel yaptırdı. Pastamızı kestik. Sonra bizi dansa zorladılar. Evde çok saçma geldi tabii. Ter döküyoruz zaten ikimiz de. Şaşkın balıklar gibi birbirimize baktık. Sonra zar zor dansımızı da ettik. Tabii müzik aşağıda çalıyor. Biz hiçbir şey duymuyoruz. Sadece sallanıyoruz olduğumuz yerde. Ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Evet. Beni de ağladı. Mutluluk gözyaşında olsa olmasın. Kızlar, size bir de dışarı dans ettiğimiz yeri açalım. Ben elbisenizi nişan için beğenemedim. Çok basit ve sade kalmış. Ablanızın hediyesidir. Hani buna saygı duyuyorum. Ama sizin söz ve nişanınız bir olduğu için biraz daha abiye tarzında ya da daha farklı bir model bir elbise beklerdim. Yağmur Hanım, gelinlerimize şimdi ne izletecek bakalım? Kızlar, isterseniz nikahıma geçelim. Şahitleriniz kim? Bir tanesi benim arkadaşım, bir tanesi de Yüksel'in hem köylüsü hem de kendi arkadaşı. Nikahınıza kaç kişi katıldı? Nikahım da kalabalıktı kızlar. 40-45 kişi yine vardı. Yağmur Hanım,
kendi rızanızı da Yüksel Bey'i bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kıyafetlerinizin uyumu çok güzel olmuş. Biz her düğünde öyleyiz. Ben onu o şekilde yönlendiriyorum. Ayağına bayağı bayağı bastınız. Bastım tabii ki de. Evet, hem de bayağı böyle oh oh der gibi yani. İlk gün Gülşah Hanım'ın evinde giydiğiniz kıyafetiniz. Evet Zeynep Hanım, çok dikkatlisiniz. Ne kadar almıştınız? 350 TL'ye aldım. Kızlar, nikahtan sonra kınaya geçelim isterseniz. Acaba Yağmur Hanım'ın kına gecesi nasıl olmuş? Organizasyon tutmuştunuz değil mi? Evet, organizasyonlu oldu. Ne kadar ödemiştiniz? 1350 TL ödedik. Hanımlar, Yağmur Hanım nasıl görünüyor peki? Kullanılabilecek bütün taşları kullanmışsınız. Olabildiğince abart dediler çünkü bu ilk ve son olacak. Gönlüne göre yaptır her şeyi dediler bütün kuzenlerim. Biz de öyle biraz abarttık. Biraz. Gerçekten biraz olmuş. Elbiseniz size mi ait yoksa? Elbisem kendimin. Ne kadara almışsınız? Özel diktirdik. Hayalimdeki modeldi. 1100 TL. Kına elbisesinin fiyatı uygun mu hanımlar? Bu kadar taşa rağmen biraz ucuz olmuş. Bence güzel. Gelinliğimi de aynı yere diktirdim. O yüzden indirim uyguladılar. Siz de bayağı oynamışsınız, hiç oturmamışsınız. Ben hiç oturmadım. Bir de İnegöl'e gelin geliyorum. İnegöl'den de insanlar vardı orada, Yüksel'in yakın çevresinden. Onlar çok şaşırmışlardı. Çünkü gelinler biraz az oynuyor. Ama bizde öyle değil. Kınanız erkekli bayanlar mıydı yoksa sadece bayanlar mı vardı? Sadece bayanlar vardı. Sonradan erkekler katılıyor bizde de damatla beraber. Değişik kıyafetlerle girdiler içeri ama. Evet, ben seçtim hepsinin kıyafetini. Çok da güzel oynadılar, profesyoneller hepsi. Siz bu arada giyiniyor musunuz? Evet, ben kaftan giyiyorum. Diğer kızlar benimle ilgileniyorlar. Kızlar, isterseniz size bindallıyla geri döndüğüm yeri göstereyim. Bindallınızı yeşil tercih etmişsiniz. Evet, bu Hürrem Sultan kıyafeti. Yeşili de aynı. Çok modaydı zaten o zaman. Evet, tarlatanlı. Ben bunu gördüm, resmen vuruldum ve ben bunu giymeliyim dedim. Yine abartı, abartı. Evet. Keşke yeşil kaftan yerine kırmızı kaftan giyip elbisesini yeşil giyseydi. Bindallınızı kiralamış mıydınız? Organizasyon şirketine aitti. Onlar getirdiler. Ya ben beğendim, onlar getirdiler. 1350 TL'nin içinde. İçinde, yani. Hepsi içinde. Yağmur Hanım, hiç oturmamışsınız. Çok oynadım, ben hiç durmadım. Yani bu benim düğünüm ve bir daha yapma olasılığım olduğunu hiç düşünmüyorum. Ve istediğim kadar abarttım. Hepsi kuzenlerim. Başka hiç kimse girmedi araya. Çok da güzel oldu. Hepsinin üstünde aynı kıyafet. Ve dinliyorsunuz şarkı, Hint şarkısı. Üzerlerinde Hint kostümü var. Bu organizasyon şirketleriyle yapılan eğlenceler biraz daha Osmanlı dönemini yansıtıyor. O yüzden daha farklı geçiyor zaten. Hiç ağlamadım ben de sizin gibi. Çünkü kuzenlerim sürekli ayvayı yedin, ayvayı yedin diye güldürüyorlardı. Ama zaten bu şekilde olduğu zaman ağlamaya inanın fırsat kalmıyor. Evet, elinizi açmadığınız için mi o oyuncu? Görümcem takıyor. Bana 10 tane küçük altın taktı. Elini açmanız için herhalde bir tane yetmez diye düşündüm. Evet. Elinize kına yakmıyorlar mı? Peçetenin üstünde var kına. Evet, ben de bizde kına kızlar evde yakılıyor. Eğlenceyle yakılıyor, kuzenler yakıyor ve desenli yakılıyor. O yüzden kına üstüne kına yakılmaz, uğursuzluk getirir diye peçetenin üstüne yaktılar. Formalite oldu yani. Formaliteden, evet. Kızlar, biraz daha ileriye alayım.
Bu arada 10 liralar takılmış. Kına'da az para takılır evet. Kıza. Ne kadar takınız oldu Kına'da? Kına'da 350 milyon falan toplandı. Damat geliyor galiba. Evet, damat geliyor. Ya ben bunu gördüğümde çok güldüm. Yüksel'den hiç beklemiyordum ama kızlar kandırmışlar. Eşinizi nasıl ikna etmişler acaba Yağmur Hanım? Beni mutlu etmek için giymiştir herhalde. Şimdi burada bize şerbet ve lokum ikram ediliyor. Ağzınız tatlansın diye mi? Evet, hiç bozulmasın diye. Kendi ellerinizle yediriyorsunuz. Evet. Kızlar, testimi de kırdım. İsterseniz biraz daha dans ettiğim yerleri göstereyim size. Anneniz sanırım, değil mi? Evet, annem babamın ölümünden sonra hiçbir düğünde oynamadı. Dedim ki ben senin kızınım, oynayacaksın. Saçını da yaptıracaksın, elbiseni de giyeceksin dedim. Biraz baskı kurdum üzerinde. O da beni kıramadı. Kınası kendi gibi eğlenceli geçmiş. Kınadan sonra tavuk alma var. İsterseniz onu açayım size. Hiçbirimiz de görmediniz. Evet. Ben size bu adeti göstermek istiyorum. Annemin evinin oradayız yine. Tavuk alma için hazırlanıyoruz. Yağmur Hanım, tavuk alma olayını anlatır mısınız lütfen? Kız evi oğlan tarafına tavuk ve pilav almak için gidiyor. Çerezini, içeceklerini almak için gidiyor. Eğlenceli bir şekilde gidiyor. Erkek tarafı da kız tarafına geliyor baklava almak için. Görüyorsunuz gelinlerimiz bayağı güzel. Bayağı güzel. Kendini izleyince ne hissettin? İki kişi gelin ve damat olur, makyajlar yapılır. Bayağı eğleniyoruz yani. Bizim için en önemli olay bu. Kıza isterseniz damat evine nasıl gidiyoruz onu da göstereyim size. Yol kenarında mı durup oynamıştınız? Evet, arabalardan indirdiler bizi yol kenarında. Başka bir bindallı kullanmışsınız burada da. Evet, bu bizim tavuk alma kıyafetimiz. Bunu ne kadara kiralamıştınız? Bunu 100 TL'ye kiraladım. Kızlar, sonrasında eşimin evine gidiyoruz. Siz saklanmamış mıydınız orada yoksa? Ben saklanmadım çünkü Yüksel oraları kesinlikle bilmiyor, kaybolurdu. O riski göze alamadık. Sizi arayayım derken kendi kaybolacaktı. Yani sonra onu aramak zorunda kalırdık. Daha sonra Allah'tan çok bekletmediler bizi yolumuz uzun diye. Tavuğu verdiler, görüyorsunuz. Tavuğu kimden alıyorsunuz peki? Tavuğu normalde dayımlardan alıyoruz. Onlar o gecelik erkek tarafı oldular. Normalde erkek tarafından alıyorsunuz değil mi? Normalde erkek tarafından almamız gerekiyor. Siz neden erkek tarafından almadınız peki? Çünkü erkek tarafı İnegöl'de, gelip gitmek çok zor olacaktı. Burada eşimle vedalaşıyoruz. Daha sonra eve dönüyoruz kızlar. Bunu da kuzenim ayarladı, Burcu. Bana sürpriz yaptılar. Arap Şükrü'den ince saz getirdiler. Bayağı eğlenmişsiniz. Çok eğlendik. İsterseniz onların tatlı almaya geldiği yere geçelim. Kızlar, damat tarafı da geldi. Damat oturmuşlar. Bu kardeşim tatlıyı verdi. O da çok kolay verdi. Çünkü İnegöl'e geri döneceklerdi. Kına gecemiz bu şekilde eğlenceli sabaha kadar devam etti. İsterseniz gelin alıcıya geçeyim. Selamünaleyküm. Selam. Kızlar, damat tarafı geldi. Kapıdaki kardeşim. Bizde bahşiş almadan kesinlikle kapı açılmaz. Tabii bunu aylar öncesinden konuştular ne kadar verileceğini. Allah razı olsun Veselim. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Parayı veren Yüksel'in sadıcı, yine nikah şahidi. Kardeşiniz de damat gibi olmuş sanki. Evet, çok yakışıklıydı. Gel bakalım. Ablam önce Allah'a, sonra sana emanet enişte. Evet, hadi bakalım. Ve ben çıkıyorum. Peki aylar öncesinden konuşulacak kadar büyük bir para mı aldı kardeşiniz? 500 TL aldı.
Çok da aylar öncesinden konuşmaya gerek yokmuş. Kızlar buradan da düğün salonuna geçelim isterseniz. Çok ağlamış mıydın evden çıkarken? Çok ağladım evet, sarılmalar ağlamalar falan da var orada. Allah Allah. Alın bakayım, alın şekerler. Başımdan aşağıya şeker ve 1 lira attılar. Neredeyse kafamı kırıyorlardı. 1 lira atılır mı? 10 kuruş falan atılır. Resmen 1 liraları toplamışlar, atmışlar kafamdan aşağıya. Ve düğün salonuna gidiyoruz. İsterseniz düğünümü açayım size. Bakalım Yağmur Hanım'ın düğünü nasıl olmuş hanımlar? Nedimeleriniz mi? Evet, nedimelerim, hepsi yiyenlerim. Ellerinde sepetler, içlerinde güller var. Görüyorsunuz duvağım kapalı. Kaç gündür görmüyorsunuz. Evet. Ve uzun bir duvak bu. Ayrıyetten duvak. 2 duvak var şu anda bende. Yine oldukça taşlı bir gelinsiniz. Evet, tabii ki de. Kar konseptini nasıl buldunuz hanımlar? Özlem Hanım sevmiyordu galiba evet, karı. Evet, ben sevmiyorum çünkü yaz aylarında yapılan düğünde karı çok mantıksız buluyorum şahsen. Onda mantık aranmıyor genelde. Fotoğraflarda çok güzel ve videoda evet, çok güzel evet, çıkıyor. Gerçekten güzel ben bir şeye değinmek istiyorum. Hani derler ya, gelinlik masumiyetin ve saflığın simgesidir. Gelinler en masum ve en güzel hallerinde durur diye. Çok abartı durmamış mı sizce şöyle baktığınız zaman saçınız, makyajınız? Çok ya kabarık. Bu tartışılır. Benden daha fazla abartan insanlar da var. Tacı çok abartı, saçı çok çok abartı. Ben yakıştıramadım kendisine de. Bence doğru tercih yapamamış. Gelinlik çok abartı ve tamamen benim zevkim dışında masumiyeti kaçıran bir parçaydı. Yani bu kişinin kendi özel Hayır, zevki. Fiyat ya da şey olarak demiyorum gelinliğin ben. Gelinliğin bence masumluğu zaten beyaz olması. Ben bu konuda Yağmur Hanım'a katılıyorum. Çünkü gelin evinde daha önceki bölümlerde de görmüştük, Bursa'da çekilen. Düğüne vinçle giren ve gelinliği daha bir abartı zaten olan Zeynep da var. Zaten biz sizinle bugün 5. günümüz, bir türlü anlaşamadık. Hep zıt gittik. Ama düşündüklerimi söylemek istiyorum yani. Burada hepimiz aynı fikirleri paylaşmak zorunda değiliz. Herkes kendi yorumunu yapmak zorunda. Tabii canım, siz her düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz, izleyebiliriz. Kızlar pasta kesmeye geçelim isterseniz. Sizin de pastanız maketti galiba. Tabii ki de, ama benim seçeneklerim vardı. 3 seçenek vardı. En güzeli, en bize yakışanı oydu. Biz de bunu seçtik. Siz burada izlerken ben de bir banyoyu inceleyeyim. Bakalım banyonuz da düğününüz, gelinliğiniz kadar abartılı mıymış? Gelinliğiniz ne kadardı bu arada? Gelinliğim 2100 liraydı. Kızlar, daha sonra da takı törenimize geçiyoruz. Düğünde ne kadar takınız oldu? 38 küçük altın vardı. Kendi bileziklerimi hiç saymıyorum. Onlar benim zaten. Yüksel'in takmış olduğu ve ailesinin. Sonra büyük altın, yarım altınlar falan vardı. Onları hiç hatırlamıyorum. Para da 5000-6000 civarı falandı. Peki düğün salonu ne kadara tuttunuz? Düğün salonumuz 4,5 liraydı. Gülşah Hanım banyoyu nasıl bulacak bakalım? Dolapları gayet hoş. Sabun makuları galiba takım değil, sadece beyaz kullanmayı tercih etmiş. Ben yerdeki paspaslarıyla, klozet takımlarıyla birlikte kullanmasını tercih ederdim takım olarak. Ve banyoda havlu göremiyorum, bornoz takımlarını göremiyorum. Onları da görmek isterdim. Kızlar biraz daha ileriye alayım. Ve bizde kesinlikle gelini oynamasalar bile yalnız bırakmazlar Özlem Hanım. El şıpmaya kalkarlar, gene kalkarlar. Çünkü gelinin çok özel bir günü, kesinlikle yalnız bırakmazlar. O günde benim eşim sürekli yanında olduğu için aslında gerek de kalmamıştı. Kızlar damat halayına geçelim isterseniz. Düğünlerin vazgeçilmez halayı. Evet.
gelinime çok abartı diyorsunuz ama sadece önünde bir taş var gördüğünüz gibi. Hayır, ben gelininize demedim. Saçınız falan böyle çok kabarık ya. Ama o saç daha güzeldi ve söndü. Hava yağmurluydu. Ağustos'un üçünde dehşet bir yağmur yağdı. Gülşah Hanım, Yağmur Hanım'ın saçını siz nasıl buldunuz peki? Ben gelinlikte salık saç sevmiyorum. Çok salık değil ki saçım. Yok, yani topuz, hani gelinliğin... Benim fikrim. Bu da kardeşinizdi. Gelinlikte topuz. Yok, kardeşim değil bunlar. Değil mi? Nişanlı bir çift. Eşinizi göremedik o çiftin yanında, siz de bir çift olarak. O hiç oynamıyor, inanın, gerçekten hiç oynamıyor. Siz de deseydiniz keşke eşinize beni yalnız bırakma diye. Yok, ben onu o konularda hiç zorlamıyorum çünkü çok terliyor. Gene bu da en coştuğumuz an. Onu artık biz kardeyi de köpük partisi olarak değerlendiriyoruz diskoda. Evet, gelin de çıldırdı bu arada. Gelin coştu. Yani düğün bence böyle olmalı. Oynanmalı. Düğünü kalabalık olmuş, güzel olmuş. Bayağı da eğlenmişler. Beğendim. İsterseniz albümüme geçelim. Ben de bu arada sürpriz kıyafetimi giyip geleyim. Tamam. Bekliyoruz. Size şunu vereyim Zeynep Hanım. Size de şunu. Teşekkürler. Şöyle buyurun. Hemen geliyorum. Yağmur Hanım'ın kına kıyafeti beğeniliyor mu? Bu tarz ağ kesimleri ben uzun boylulara yakıştırıyorum. Gelinlerimizin albüm yorumları neler oluyor? Şu fotoğrafınızı beğenemedim. Çok sert çıkmışsınız bu pozunuzda. Siz tamamen siyah görünüyorsunuz benim gözüme. Teşekkür ederim. Yağmur Hanım acaba ne giyecek bize sürpriz kıyafeti olarak? Belki hiç görmediğimiz bir kıyafetini giyecek. Sizce? Gelinliği ve kınalığı kendi almıştı. Kızlar, ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kalmadan geldi. Evet. Şimdi bir döneyim. Evet, kınalığını giymiş. Evet. Ne kadar almışsınız Yağmur Hanım? 1100 TL. Yağmur Hanım'ın kına elbisesi bakalım beğenilecek mi? Ben belinizden üstünüzü çok beğendim. Ben de zaten taş... O tarz aksesuarlar seviyorum. Ama bu tarz ağ kesimleri ben uzun boylulara yakıştırıyorum. Çünkü bacak boyunuzu biraz kesmiş. Yoksa belden üstünüzdeki taşlara, aksesuarlara bayıldım. Uzun olma gibi bir derdim yoktu. Zaten boyum buydu, herkes biliyordu. Ben sadece şu kısmının biraz daha oyuntulu olmasını istedim. Zaten kilolu bir gelindim ben. Zayıf değildim. Ve ben oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Biraz kıvırırken gözüksün istedim. Ben uzun boylu olacaksınız diye demedim. Sadece bu tarzı uzun boylu insanlara yakıştırıyorum dedim. Teşekkür ederim. Kendine yakıştırmış yine kınaya da uygun bir renk kırmızı ama ben tercih etmezdim. Acaba Yağmur Hanım'ın albümüne hangi yorumlar gelecek? Evet kızlar, albümleri nasıl buldunuz? Ben şöyle düğün albümünüzü inceledim. Ne kadara yaptırdınız? Dış çekimle beraber 750 TL. Albüm dediğimiz zaman bana göre gelin ve damat resimleri geliyor. Ben genelde albümlerde böyle kalabalık resimleri pek beğenmiyorum. Burada baktığım zaman bir tane resminizi beğendim. Şöyle göstereceğim. Şu resminizi beğendim. Eşiniz gelinimi aldım gidiyorum havasında. Hani bir zafer işaretiniz var orada. Evet. Kazandım gibisinden. Şu fotoğrafınızı beğenemedim. Çok sert çıkmışsınız bu pozunuzda. Aslında poz güzel ama sizin bakışlarınız biraz sert çıkmış. Beğendiğim resim de şu. Sadece şuradaki direk olmasaymış, direk sizi yandan görseymişiz çok güzel olurmuş. Biraz daha bunu doğal beğendim. Olsun diye yani hiçbir şeyi kaldırmadılar ortadan. Evet. Ben böyle bakışmalı fotoğrafları seviyorum. Ben sizin bu resminizi beğendim. Bu resminiz çok hoşuma gitti. Çok güzel bir sevgiyle bağlanmışsınız.
beğenmediğim resimde bu resim çok soluk kalmışsınız. Siyah beyaz resimler gerçekten güzel oluyor ama göz makyajınız ağır olduğu için arkada çok soluk kalmışsınız. Aslında ben fluyum orada. Önemli olan yükseli almaktı orada. Ama gerçekten arkada hani böyle çok basitleştirmiş çünkü siz tamamen siyah görünüyorsunuz benim gözüme. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kızlar albüm demişken bende de bir albüm var. Çok tatlı bir albüm. Çok beğendim ben de bunu. Özel yaptırdınız sanırım. Hı hı. Ne kadar yaptırmıştınız? Bu bir organizasyon şirketine ait. Benim doğumum, oda süslemesi, ikramlıkları, gelen misafirlere hediyelikleri 1100 TL'ye. Girişte de yine görmüştüm ben bunu. Evet. Kronolojik olarak sıralamışsınız doğumdan, ameliyattan. Bunlar güzel anılar. Ölümsüzleştirmişsiniz. Büyük cesaret diyorum. Ben oğlumun her anına aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Çünkü benim bebeklik fotoğrafım hiç yok. Ve ben oğlumun hiçbir anısını kaçırmayacağım. Çok bayıldığım bir fotoğraf. Evet, çok güzel çıkmış. Çok beğendim. Evet, bütün resimleri gerçekten çok güzel çıkmış. Bakalım gelinlerimiz düğün davetiyesini nasıl bulacaklar? Davetiniz bana göre basit kalmış. Çünkü sadece gelin ve damat kullanmışsınız. Düğün davetiyesi olduğu için gelin ve damat kullandım. Onun bir zarfı da vardı ama ben zarfını bulamadım. Karpostal gibi olmuş, bence güzel olmuş, hani tablo gibi duruyor. Yağmur Hanım, artık çeyizlerinize bakalım mı? Kızlar, isterseniz ben kıyafetimi değiştireyim. Bu arada sizler de bana yardım edin, çeyizimi getirelim. Tabii. Bakalım Yağmur Hanım'ın çeyizlerinde neler var? Evet hanımlar, bunlar da benim çeyizim. Evet, ben burada ayakkabı görüyorum Yağmur Hanım, ne kadar çok. Evet, bizde çeyizde ayakkabılar da geliyor. Bunlar bana Yüksel'in bir sene boyunca özel günlerde almış olduğu ayakkabılar. Bunlardan daha çok var aslında. Topukları da bayağı bir yüksek. Evet, onu da bir düğün için almıştık. Yağmur Hanım, ben burada danteller görüyorum. Evet, kız çeyizinin olmazsa olmazları. Evet, çok güzel. Kullanmamızdır ama çeyizde olmasına sevindim. Dantellerinizi kimler yaptı peki Yağmur Hanım? Birçok dantelim var benim. Hepsi el emeği göz nuru. Annemin ve Nalan yengemin eserleri. Şuradakinin Nalan yengem yaptığı, dikkat et, üzerinde iğneler var hala çeyizden kalma. Kullanmaya kıyamıyorum çünkü. Burada da bir dantel. Bu da herhalde orta sehpası için. Evet. Yağmur Hanım'ın liflerinde acaba kimlerin emeği var? Yarısını kullandığım için çıkartamadım. Kullanmadıklarımdan getirdim size. Burada yine bir eldiven var. Benimki evet. Gibi. Yüzüklü bir eldiven. Evet. Liflerinizi gene yengeniz yaptı. Evet, yengem yaptı. Kendisi yaptı. El işi konusunda uzman. Yağmur Hanım'ın yazmalarına bakalım kimlerin emeği geçmiş. Bunu evet. Kim yaptı? Anneniz mi yine? Annem. Hı-hı. Şunu takmak istiyorum ben. Peki bunu kim yaptı? Onu yengem yaptı. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel gerçekten renkleri falan. Acaba Yağmur Hanım'ın şalları beğenilecek mi? Midye kabuğu galiba. Model ona benziyor. Çok hoş bir şal. İncili bir şal. Bunu kim yaptı? Onu da yengem yaptı. Yine bunu annem ördü bana. Bu yeleğin rengi de çok güzel. Bunu kim ördü? Onu da yengem ördü. Yağmur Hanım'ın patiklerinde acaba hangi modeller var? Çok güzel renkler. Ben bunları çok beğeniyorum. Babet patik olarak geçiyor. Evet. Bir de şöyle bir şey, iple bağlamalı. Daha bir orijinal olmuş. Evet. Daha bir hoşuma gitti. Evet. Sarı ve siyah uyumu tam sizin üzerinize göre. Çok şey seviyorum. Olsaydı giydirirdim. Hı-hı, çok seviyorum zaten. Evet. Bunların hepsini, yani çoğunluğunu, belki aralarda hediyeler vardır. Kaçırmak istemiyorum onları. Ama çoğunluğunu büyük ablam, Arzu ablam yaptırdı. Kanaviçeler de var, işlenen özel işlediler kendileri. Onlar daha çok el emeği. Bu kanaviçeyi işleri kim işledi?
annemle yengemin ortak çalışması. Evet, bunlar da yine çok güzel el işi, güzel duruyor. Evet, onlar da öyle. Yağmur Hanım, bütün çeyizinize baktık. Artık puanlamaya geçsek mi? Kızlar, isterseniz puanlamaya geçelim. Final çünkü gittikçe yaklaşıyor. Ben çok heyecanlıyım. İsterseniz Özlem Hanım, sizden başlayalım. Ve gelin evinde haftanın son puanlaması başlıyor. Özlem Hanım'ın puanı acaba ne olacak? 'Misafirperverliği' ilk başlarda iyiydi. Yalnız sonlara doğru biraz gerginlik oldu. Bu bize de yansıdı. Dekorasyonunu beğenmedim. Evinde fazla detay var ve göz yoruyor. Çeyizini beğendim. Benim için yeterliydi. Masa düzeni kaşık detayları dışında güzeldi. Kına kıyafetini kendine yakıştırmış. Benim asla giymeyeceğim bir kıyafet. Düğünün kınası güzel olmuş, kalabalıktı. Beğendim. Fotoğraf albümünün dizaynı güzeldi ama pozlarını beğenemedim. Zeynep Hanım, sizden devam edelim. Zeynep Hanım kaç puan işleyecek bakalım? Misafirperverliğini pek beğenemedim. Yorumları devamlı ters anladı. Dekorasyonu da genel olarak beğenemedim. Çeyizini de bir haftadır övünmesine rağmen az buldum. Masa örtüsü dışında masa düzeni güzeldi. Kına kıyafetini beğenmedim. Düğünü ve kınasını da pek beğenemedim. Çok abartıya kaçmış. Bu yüzden Yağmur'a puanım 6. Zeynep Hanım'dan Yağmur Hanım'a 6 puan geliyor. Gülşah Hanım, siz de alalım. Gülşah Hanım kaç puan işleyecek acaba? Misafirperverliğini beğenmedim. Dekorasyonu benim zevklerime hitap etmiyor, beğenmedim. Çeyizi gayet güzel. Masa düzeni tek renkte kalmış, beğenmedim. Kına kıyafeti kendisine yakıştı, beğendim. Düğün ve kınası çok eğlenceliydi, beğendim. Bu yüzden puanım 7. Gülşah Hanım'dan Yağmur Hanım'a 7 puan geliyor. Selda Hanım, siz de alalım. Acaba Selda Hanım'ın puanı ne olacak? Misafirperverliğini değerlendirecek olursam, günün başındaki enerjisi gün sonunda yoktu. Çeyizini ve masa düzenini beğendim. Kına kıyafetini beğenmedim. Fotoğraf albümünde hep aynı pozları kullandığı için beğenmedim. Bu yüzden puanım... Kızlar, puanlarımızı verdik. Artık birinci belli. Ve hemen gidip ekip arkadaşlarımdan altınları almak istiyorum. Tabii, müsaadenizle. Merakla bekliyoruz. Gelin evinde final günü. Haftanın son günü gelin evinde neler oluyor? Bence benim evimi beğenip de kendi evinden beğenilmemesinden korktuğu için beni bir adam veriyor. Gıcık tuttu da biraz o yüzden. Selda Hanım, hep dar görüşlüsünüz. Ben hiçbir zaman haksız yere bir şey söylemedim. Hiçbir zaman geniş bir insan olmadım. Kimseye de tavsiye etmem. Final heyecanı saran yarışmacılarımız arasında neler yaşanıyor? Yorumlardan dolayı şu anda adaletli davrandılar mı davranmadılar mı bilmiyorum. Haksız yere eleştirildiğimi düşünüyorum. Çünkü bana göre 3 gelin adayı aynı formdaydı. Bana göre vasattı. Haftanın finali az sonra gelin evinde. Altınlar salonda alkışlarla yerini alıyor. Kızlar, altınları getirdim. Hanımlar, gelin evine katılmak nasıl bir duyguydu sizler için? Evet, altınlarımız geldi. Heyecanlı mıyız? Evet, fazlasıyla. Oldukça yüksek. Final gününe geldik artık. Çok güzel bir hafta geçirdik. Birbirimizi kırmadan, üzmeden. Evet.
Çok güzel bir haftaydı benim için. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Hanımlar, lütfen sandıklarınızı alın. Gülşah Hanım, puanlamada size adil davranıldı mı dersiniz? Bana adaletli davranılmıştır diye umuyorum. Biraz daha açık konuşur musunuz Gülşah Hanım? Yani eleştiriler de oldu. Tam kararına varamıyorum, tereddütteyim. Tereddütte kalmanıza hangi gelinlerimiz sebep oldu peki? Genelde Selda Hanım ve Yağmur Hanım. Hangi eleştirilerinden rahatsız oldunuz peki? Renk konusunda eleştirdiler, perde konusunda çok eleştirdiler. Haksız eleştiri mi yapıldı sizce? Evet, haksız yere eleştirildiğimi düşünüyorum. Peki bir pişmanlığınız ya da keşkeniz var mı Gülşah Hanım? Sadece kristal bardaklarıma Yağmur Hanım'ın yaptığı yorumlara kırıldım. Yağmur Hanım, Gülşah Hanım'a haksız yorum mu yaptınız? Ben haksız yorum yaptığımı düşünmüyorum. Gerçekten çok adaletli oldum. Benim için üç gelin adayı da birbiriyle aynıydı. Genelini zaten beğendiklerim de oldu, beğenmediklerim de oldu. Bunları dile getirdim rahatlıkla. Zeynep Hanım, adaletli bir puanlama mı yaptınız? Ben adaletli olduğumu düşünüyorum ama bana karşı pek adaletli olduğunu düşünmüyorum. Peki hangi gelinimiz size adil davranmamıştır Zeynep Hanım? Bence Selda Hanım, çünkü kendi gününde de belirtti, benden korkuyormuş. Bence benim evimi beğenip de kendi evinden beğenilmemesinden korktuğu için beni bir adım veriyor. Ne oldu Selda Hanım? Gıcık tuttu da biraz o yüzden. Su getirin isterseniz. İftar, oruçluyuz biliyorsunuz. Ezan okunur birazdan. Selda Hanım, siz puanlama için neler söyleyeceksiniz acaba? Ben arkadaşlarıma karşı gayet adaletli davrandım. Fakat Zeynep Hanım'ın gerçekten hoşuma gitmeyen şeyleri vardı. Bunları söylediğim için haksız yere çok eleştiri aldığımı düşünüyorum. Kendine öyle davrandığım için sırf beğendiği şeyleri dahi beğenmedim diye beni eleştirdi. Bunun da adaletsiz olduğunu düşünerek söylüyorum. Bence herkesin kendi zevki. Ben beğendiğim şeyleri asla beğenmedim demem. Sonuçta bu yarışma herkesin hakkı adaletli olmak. Peki sizin bir keşkeniz ya da pişmanlığınız var mı Selda Hanım? Hayır, yok. Peki Zeynep Hanım'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Haksız yere bana yaptığı eleştirileri düşünürsem onun durumundan istinaden acıyarak söylemediğim şeyleri tekrardan söylerdim. Selda Hanım, hep dar görüşlüsünüz. Ben hiçbir zaman haksız yere bir şey söylemedim. Hiçbir zaman geniş bir insan olmadım. Kimseye de tavsiye etmem. Zeynep Hanım'a neden bazı şeyleri söylemediniz peki Selda Hanım? Yaşadıklarından dolayı, yani geçmişinden dolayı ona biraz daha gerçekten kırmadan, onu üzmeden eleştirilerimi yaptım. Bu yüzden gerçekten çok pişmanım. Keşke daha sert olup kırıcı olsaydım. Kendi düşüncesi, o bana şefkatli olmasa da ben yine adaletli davranırdım. Çünkü beğendiğime beğendim, beğenmediğime de gerçekten beğenmedim derim. Özlem Hanım, puanlama için sizin düşünceleriniz nedir? Ben adaletli davrandığımı düşünüyorum. O konuda vicdanım rahat. Eminim ki bana da o şekilde davranılmıştır. Peki bir keşkeniz ya da pişmanlığınız var mı Özlem Hanım? Hayır, yok. Yağmur Hanım, siz puanlama için ne söyleyeceksiniz? Yorumlardan dolayı şu anda adaletli davrandılar mı davranmadılar mı bilmiyorum. Haksız yere eleştirildiğimi düşünüyorum. Çünkü bana göre 3 gelin adayı aynı formdaydı. Bakın 3 diyorum çünkü Zeynep Hanım diğerlerine göre bana göre vasattı. Biz yine de onu kırmadan, incitmeden yorumlarımıza devam ettik. Hatta ben onun için kanaat notu bile kullandım. Ama beni haksız yere eleştirdiğini düşünüyorum. Zeynep Hanım, siz söylenenlere katılıyor musunuz peki? Ben kızlara katılmıyorum. Ben herkese karşı adaletli davrandım. Beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi beğenmedim diye tekrar söylüyorum. Ayrıca şartlarım buydu, bu şekilde katıldım. Gülşah Hanım, sizce kim birinci kim sonuncu olur? Ben değilsem eğer Yağmur Hanım'ın birinci olabileceğini düşünüyorum. Ve sonuncu da Zeynep Hanım olabilir. Zeynep Hanım, birinci ve sonuncu kim olur sizce? Birinci Özlem Hanım'ın olacağını düşünüyorum. Sonuncu da Selda Hanım. Selda Hanım, ne diyorsunuz? Birinciyi gerçekten tahmin edemiyorum fakat sonuncunun Zeynep Hanım olduğuna eminim. Yine bir isim söyleyin lütfen. Kim birinci olur? Yağmur Hanım olabilir. Özlem Hanım, sizce kim birinci, kim sonuncu olur? Ben Selda Hanım ve Yağmur Hanım arasında gidiyorum birincinin kim olacağı konusunda. Sonuncu da Zeynep Hanım'dır diye düşünüyorum.
Yağmur Hanım, sizin birinci ve sonuncu tahminleriniz nedir? Dediğim gibi üç gelin adayı da benim için eşitti. Üç arasında ben de gidip geliyorum. Sonuncu Zeynep Hanım'dır. Zeynep Hanım, sonuncu olursanız üzülür müsünüz? Sonuncu da olsam üzülmeyeceğim. Yarışmaya katılıp arkadaşlara tanışmak benim için büyük bir zevkti. Gülşah Hanım, altınları siz alırsanız ne yapacaksınız acaba? Altınları alırsam zevkle takıp kullanacağım ve ömrüm boyunca saklayacağım. Zeynep Hanım, altınları siz kazanırsanız ne yapacaksınız? Ben altınlarımı düğünde hiç takamamıştım. Düğünden bir hafta sonra bozdurmak zorunda kalmıştım. İçimde ukde kaldı. Onları takmayı düşünüyorum. Selda Hanım, altınları siz kazanırsanız ne yapacaksınız? Ben tamamen yatırım için kullanacağım. Yani evimde biraz eksikliklerim var. Onları yerine getirmeyi düşünüyorum. Özlem Hanım, siz altınları alırsanız ne yapacaksınız? Ben oğlumu şansı için bu yarışmaya form doldurmuştum. Eğer kazanırsam da onun için harcayacağım. Peki ya siz Yağmur Hanım? Ben de Özlem Hanım gibi altınları kazanırsam oğlumun eğitiminde kullanacağım. Birazdan kim birinci, kim sonuncu belli olacak hanımlar. Dakikalar sonra altınların sahibi belli olacak. Gelinlerimiz için heyecan dolu anlar başladı. Zeynep Hanım, sandığınızı açın lütfen. ...25 puan için ne diyorsunuz? Ben bir puan beklemiyordum aslında. Kafamda hiçbir şey kurmamıştım. Bunlar gelin adaylarımızın düşünceleri. Ve puanları, verdiği puanlar. Haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz peki? Gelinlerimizin kararı. Bir şey diyemiyorum. Herkes heyecanlı, herkes gergin. Altınların sahibi acaba kim olacak? Yağmur Hanım, sandığınızı açar mısınız lütfen? ...28 puan için ne diyorsunuz Yağmur Hanım? Yani bana göre çok az bir puan bu. Çok haksızlık oldu sanıyorum. Yağmur Hanım, belki diğer gelinlerimiz de 28 puan aldılar. Umarım dördüncü değilimdir. 28 puan sizde nasıl bir etki bıraktı acaba? Bende bıraktığı etki, eğer dördüncüysem çok üzülürüm. Çünkü diğer gelinler adaylarına göre benim evim onlardan çok çok daha iyiydi. Her yerde bir ayrıntı vardı. Dekorasyon deyince benim aklıma benim evim geliyor yani. Diğer yerlerde ben ne bir tablo gördüm, ne bir resim gördüm. Yani düğün resimlerini bile göremedim çoğunlukla. Bilmiyorum, çok şaşırırım. Yağmur Hanım, bu yarışma sadece ev yarışma, dekorasyon yarışması değil, bir ev yarışması. Bu bütünüyle değerlendiriliyor. Ve diğer sandıklar hala açılmadı. Sonucun ne olacağını işte, bilmiyoruz. Ben yani bütün her şeyime güveniyorum. Çeyizime, yani mutfağıma. Ben eminim ki benim evim hepinizinkinden daha iyiydi. Yağmur Hanım, herkesin evi kendi gözünde en güzel ev. Tabii öyledir ama göz var, nizam var yani. Evet, herkesin zevkleri ve renkleri tartışılmaz diye diyorum ben de. Evet hanımlar, bakalım haftanın birincisi kim olacak? Gelin evinde finale çok az kaldı. Özlem Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen? ...28 puan. Ne söyleyeceksiniz acaba? Şaşırdım. Şu an bir şey diyemiyorum. Günün sonunda göreceğiz. Yani birazdan Özlem Hanım. Evet. Gelin evinde finale çok az kaldı hanımlar. Bakalım altınları kim kazanacak?
Ne dersiniz hanımlar? Bu heyecanı bitirelim mi artık? Evet. Evet, bitirelim artık. Gülşah Hanım, sizce kim birinci olacak? Gerçekten hepimiz karakter olarak birbirimizden iyiydik. Ama son ikiye kaldığımıza göre ben bende olduğunu düşünüyorum. Ama sonuç ne çıkacak? İnanın ki yani kalbimin çarpıntısından hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. Selda Hanım, siz ne söyleyeceksiniz? Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani çok çok heyecanlıyım şu anda. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Gülşah ve Selda Hanım, puan sandıklarınızı birlikte açın lütfen. Ve 29 puanla Selda ve Gülşah Hanım altınları birlikte kazanıyorlar. Gelin evinde çifte birincilik yaşanıyor. Haftanın kazanan gelinleri 29 puanla pazartesi günü yarışan Gülşah Hanım ve çarşamba günü yarışan Selda Hanım oluyor. Neler hissediyorsunuz Selda Hanım? Gerçekten çok heyecanlıyım. İnanın ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Yorumlardan eleştirilere baktığım zaman düşünmüyordum açıkçası kendimi. Ya şu an gerçekten konuşamıyorum. Çok heyecanlıyım. Gülşah Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Heyecanım vermiş olduğu bir şey. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Mutluyum. Selda arkadaşımızı da çok tebrik ediyorum. Birinciliği paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Yağmur Hanım, sizin duygularınız nedir? Ben haksız bir puanlama olduğunu hala düşünüyorum. Ben arkadaşlarıma gerçekten adaletli davrandım ama onlar benden korktular. Gerçekten evimi çok beğendiler ve puanlamada benim birinci olacağımı anladıkları için ona göre yorum ve puan yaptılar. Zeynep Hanım, siz ne söyleyeceksiniz? Selda Hanım benden korkuyordu. Adaletsiz bir puan verdiğimi düşünüyordu ama gerçekten adaletsiz bir puan verdirmiş olsaydım şu an birinci olmazdınız diyorum. Ve gelin evinde takı töreni başlıyor. Gelin evine katılan gelinlerimize teşekkür ediyoruz. Gülşah ve Selda Hanım'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Haftaya yeni yarışmacı gelinlerimizle aynı saatte Show TV ekranlarında buluşmak üzere hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz.